vücudumuzda bizim kontrol edebildiğimiz bir de bizi kontrol eden kaslarımız var. Bu videoda istemli, istemsiz kaslardan ve kas kontrolünden bahsedeceğiz. Ayrıca otonom ve somatik sinir sistemini de anlatacağız. Bu bahsettiklerimizle alakalı küçük detaylara da gireceğiz. Diyelim ki karşımızda şöyle bir beyefendi olsun. Şimdi Beynimizin hangi kısmı istemli kas hareketlerinden sorumlu, hangi kısmı istemsiz kas hareketlerinden sorumlu bunu konuşabiliriz. Neden bazı kasların istemsiz olarak kasılmaları önemli? Vücudumuzun aktif olarak düşünmediğimiz kısımlarını şöyle bir aklınızdan geçirin. Mesela kalbimiz. Bu yüzden kalp kaslarımız var. Ya da bağırsaklarımız ve onları oluşturan düz kaslarımız. Düz kaslar damarlarımızın içinde de bulunur. Ne zaman o damarları büzmemiz, daraltmamız gerekse, bu kaslar devreye girer. O yüzden orada da düz kas var. Kanımızı nereye yönlendirmemiz gerektiğini düşünmüyoruz, öyle değil mi? Derimizden uzağa mı, karnımıza mı yoksa beynimize mi gidiyor diye düşünmüyoruz. Bedenimiz bunu kendi kendine yapıyor. Bu da istemsiz olarak kontrol edilen kas hareketidir. Ya diğeri istemli kontrol Sizce bu üç kas çeşidinden hangisi istemli kontrol edilen kastır? Eğer çizgili kas dediyseniz doğru bildiniz. İşte kaslar bu şekilde ayrılıyor. Peki sizce bu kasları beynimizin hangi kısımları kontrol ediyor? Bu taraftan başlayalım. Buraya bizden pek etkilenmemiş bir adam ve onun beynini çizdik. Beyin burada ve aşağıya doğru omuriliğe bağlanıyor. Bu genel bölgeye de korteks deniyor. Serebral korteks. Burası bizim istemli kas kontrolümüzü sağladığımız bölgelerden biri. Buna ek olarak ayrıca omuriliğimiz de var. İşte omuriliğimiz de burada. O da istemli kas kontrolüne katkı sağlıyor. Eğer kas fonksiyonunu ben kontrol ediyorsam, yani istemli bir kas hareketi ise, o zaman ya korteksim ile ya da omuriliğimle kontrol ediyorum demektir. Şöyle de düşünebiliriz. Kontrol kelimesi K K ile başlıyor yani. Korteks kelimesi de K ile başlıyor. Omurilik de K ile bitiyor değil mi? Hepsi K harfiyle başlayıp bitiyor. Belki bu aklınızda tutmanıza yardımcı olur. Pekala ya istemsiz kaslar? Şimdi şuraya şöyle bir şey çizelim. Arkalarda kalmış ve şuradan şöyle geçen bir arkadaş. Bu arkadaşa beyin sapı diyoruz. Beyin sapı da kanımızın derimize değil de karnımıza doğru daha çok gitmesi gerekip gerekmediğinden ya da küçük atardamarlardaki düz kasları açıp açmamamız gerektiğinden ya da kalbimizin daha hızlı atması ya da atmaması gerektiğinden sorumludur. Beyin sapı parasempatik ya da sempatik mekanizmalar aracılığıyla çalışır. Bunlar hakkında birazdan konuşacağız. Beyin sapına ek olarak istemsiz kas kontrolüne yardımcı olan bir arkadaş da burada aşağıda bulunuyor. Ama omurilik değil aslında omuriliğin yanında ve zincir gibi diziliyor. Şu şekilde çizeyim. Bu nöronal bir doku ve hücre gövdeleriyle merkezi sinir sisteminin dışında zincir halinde bulunuyor. Bunun adı da sempatik ganglion. Peki ganglion da neyin nesi? Gangster gibi ne o öyle ganglion? Sempatik ganglion ya da sadece ganglion, beyin dışında ya da omurilik dışında bir sinir hücresinin somasıdır. Bu ganglionların çoğu omuriliğin yanında bulunur. Bu önemli bir nokta. Sempatik ganglion omuriliğin yanındadır ama aynı zamanda dışındadır da. İşte burada yine küçük bir püf noktası var. İstemsiz kas hareketlerini sinir sisteminin hangi kısımları kontrol ediyor diye düşündüğümde şöyle düşünüyorum. Bunlar benim kontrolüm dışında. Yani istemsiz kas hareketlerinin gerçekleşmesi için benim kontrolüm dışında ya beyin sapını kullanıyorum ya da omuriliğin yanındaki nöronal dokuyu. Umarım bu şekilde düşününce daha kolay e, mevzuyu hatırlarsınız. İşte istemli ve istemsiz kas hareketlerini de incelemiş olduk beraber.